Merhaba, Eksik Olan'a hoş geldiniz. İyi akşamlar. Bugün normal saatimizden bir saat gecikmeli olarak programa başlıyoruz. Yine böyle çok zevk alarak okuduğum, benim de Alp sayesinde tanıştığım bir kitap oldu. Michael Pollan'ın Arzunun Botaniği adlı eseri. Çok iyi bir popüler bilim kitabı. Son zamanlar en çok keyif aldığım kitaplardan biriydi. Sana bu konuda ilk başta teşekkür ederek açılışı yapıyorum izleyenlerin huzurunda. Kitap 4 ana bitkiye dayanıyor. Aslında bu bitkileri seçmesinin hepsinin nedenleri var. Onları bahsedeceğiz. Elma, patates, kenevir ve son olarak da lale. Bu 4 bitkinin hem tarihsel olarak nasıl geliştiğini, nasıl evcilleştirildiğini anlatıyor. Ve bunları seçmesinde de çok güncel konular var. Güncel tartışma konuları var diye şöyle bir giriş yapayım istersen. Teşekkür ederim övgün için ama karşılıklı zaten biliyorsun. Zevk almana da sevindim. Onun dışında Ömer'in de bahsettiği gibi aslında 4 bitkiden bahsedeceğiz. Ama konu genel hatlarıyla hani bu monokültür ekim, yani açarsam bir ürünün, bir bitkinin, mesela bu patates olabilir ya da başka bir şeftali olabilir. Bunun tek tipinin ekilmesi ve bunun yarattığı hem tarihsel hem de biyolojik sonuçlar. Genetik mühendisliğe biraz giriyor kitap. O hoşuma gitti. Yani patatesle ilgili özellikle. Gene biyolojik çeşitliliğin önemi. Doğada ve evrimsel süreçteki bitkilerin nasıl evrildiği ama şu an insanların nasıl tabii bunu tek eline altına aldığı ve nasıl değiştirdiği ve bunun ne sorunlara yol açtığı gibi gibi aslında konuları ve önemli sorusu aslında. Biz hep hani şey olarak bakıyoruz yani biz doğaya hükmediyormuşuz gibi. Hani biz işte yapay seçilim yaptık. Biz Mısır'ın atasını İşte ektik, onu bugünkü tadına getirdik gibi hep bizim doğayı etkilediğimiz, bizim doğayı yönettiğimiz üzerinden bir yaklaşımımız var ya. İşte o yaklaşımı acaba sen onu yapmış değilsin de acaba Mısır seni seçmiş olabilir mi gibi bir soru soruyor. Yani sen elmayı ektin ama belki de elmayı ekmenin sebebi elmanın kendini sana ektirmesiydi. Çünkü o bütün bitkiler arasında insanın arzularına, İnsanın duygularına en çok hitap edebilen bitki olduğu için mi sen onu seçtin gibi bir soru soruyor. Yani soruyu tersten soruyor ve bunu sorarken de bu 4 tane bitkiden bahsediyor. Bununla ilgili çok güzel bir örnekle başlıyor. Arılarla çiçekler arasındaki birlikte evrim kavramından. Çiçekler zaten belli bölümde de değindiği 13 milyon yıl önce bir çiçek yok. Ve dolayısıyla cinsel polenle üreme söz konusu mevcut değil. Bu da hem doğanın daha yavaş hareket etmesini hem de çeşitliliğin daha yavaş bir şekilde kurulmasını sağlayacak. Arılarla çiçekler arasındaki ilişki aslında karşılıklı bir ilişki. Çiçek onu açan kokusuyla ve işte güzelliğiyle bir şekilde büyülüyor. Ve arı da onun polenlerinin, onun tohumlarının taşıyıcısı olarak görev yapıyor. Bu aslında İkisinin de kazan kazan ilişkisi gibi birlikte evrimleşmesine ve ekosistemde birbirlerine adeta muhtaç olmalarını gösteriyor. İşte senin de söylediğin gibi burada aslında insanlar da biz seçiyoruz ama belirli bitkileri. Sonuçta onun tadının, birazdan yine değineceğiz, tatlı olması ya da bir bitkinin güzelliğinin bize çekici gelmesi. Bunlar tesadüf mü? Yani bunlar kültürel olduğu kadar birlikte evrimin de örneklerinden sayılabilir mi? Kitap bu tartışma çerçevesinde açılıyor. Burada hemen bir örnek vereyim. Mesela bitkilerin bir savunma mekanizması olarak işte eğer çekirdeği özellikle mesela şeydir, alkaolit denir buna. Böyle acı tatlı alkolitler üretir ki hani kişi, yani hayvan onu yediğinde çekirdeği de sindirmesin, çekirdek dağılsın diye bir savunma mekanizmasıdır bu. Aslında Ömer'in bahsettiği bu çiçeklerin 13 değil bu arada, 200 milyon yıl önce olmaları ya da işte olmamaları, özür dilerim. Tam da bu şey kazan kazan ilişkisine parmak basıyor. Neden? Çünkü çiçek yokken, eskiden sadece yapraklar ve bitkiler varken o zaman bitkilerin üremesi aseksüel oluyordu. Yani aynı zamanda biraz böyle şey, tozlaşma da mesela çok böyle hedeflere doğru gitmiyordu. Yani çiçekler o zaman ya da bitkiler o zaman kendilerini belli bir hayvan için hani geliştirmiş ve ona, o hayvana odaklı olarak koku veya tat üreten bir duruma gelmemişlerdi. Bunun da şöyle bir kaybı olabiliyordu. Sen tozlaşma yapacağın zaman o arı veya başka bir böcek geldiğinde o senin tozlaşmanın şey, nasıl der ona,
olmamaya bilmesi veya da yanlış bir yere gitmesi. Yani senin tozlaşmayı sağlayamayacağın bir bitkiye konması gibi aslında senin tek sıkımlık bir mermin var, kurşunun var. O kurşunu boşa atman gibi sorun olabiliyordu. Bu yüzden bir kötüydü. İkincisi zaten çiçek demek yiyeceğin orada olduğunu ya da yiyecek geleceğinin bir göstergesi. Çiçek yokken zaten aseksüel üreme olduğu için yani bu ne demek? Ya kendi kendine, kendini klonlayarak büyüdüğü için aslında evrimin de ne kadar yavaş gittiğini de anlatan bir şey. Çünkü bitki başka bitkilerle melezleşmeyerek yani çaprazlaşma yapmadığı için kendi yağında kavruluyor. Dolayısıyla onun orada bir mutasyon oluşması ki evrimin en büyük noktası mutasyon aslında. Çok da aza indirgeniyor. Dolayısıyla çok yavaş değişim oluyor. Bu da hayatın nasıl yavaşlatmasına neden oluyor. Dolayısıyla aslında çiçeklerin evrimi insanların da evrimine kadar gelmiş süreci kıran, başlatan evrim. Çünkü o aseksüel cinsellikten daha çok seksüel cinselliğe yani işte çok farklı genlerin birbiriyle buluşması ve çok farklı tiplerin çıkması mutasyonu bunun önünü açtı. Bu yüzden çok önemli. Birlikte evrime bir tane daha örnek eklemek istiyorum. Kitapta da geçen. Köpeklerin evcilleştirilmesinden sonra örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde 50 milyon tane köpek varken sadece 10 bin tane kurt var. Bu aslında evcilleşen bir canlının çok daha hayatta kalma oranının insanın yanında olduğu için arttığını gösteriyor. Bir de, diğer örnek işte koyun örneği vardır. Peki. Keçi örneği yine vardır. Çünkü şey çobanların aslında rotalarına onlar giriyorlar. Bir sürü psikolojisiyle hareket ediyorlar ama bunlar onların çok daha iyi hayatta kalmasının. Dolayısıyla bunlar hep birlikte evrimin, beraber hayatta kalmanın bir şekilde bir yolu. Yani tek taraflı düşünüyoruz ama aslında onların da çift bir taraflı şekilde adaptasyonunu sağlayıp hayatta kalmalarını, çeşitlenmelerini bazen sağlayan özelliklerden. Aslında burada çiçek güzellik de çağrıştıranmış. Yani geçtim insanın bakış açısını ve sanatsal bir soyut düzlemde sanatsal bir anlam katmasını. Çiçek aslında hem yaydığı kokuyla hem de oluşturduğu cazibe merkeziyle de bitkiyi yani yürüyemeyen, aslında hareket edemeyen bitki tabii ki hareket ediyor bu arada. Hani kökleri mökleri var ama bir başka bir hayvan gibi çok az bir alanı var hareket etmek için. Onu genişletiyor, ulaşamayacağı yere ulaşmasını sağlıyor ve güzellik burada devreye giriyor. Çünkü biz hem insanlar olarak hem de hayvanlar da güzellik genelde aslında sağlıklılık belirtisidir. Yani çok sağlıklı bir hayvanın kuyruğu böyle çok dik, güzel olur veya da bir başka şey de yine insanların da mesela geçmişte işte açlık varken daha yağlı mesela kadınların beğenilmesinin sebebi çünkü işte açlık değil de sağlıklı olmayı çağrıştırdığı içindi o dönemlerde. Yani ki bizim tabii bu güzellik algımız devirden devire değişen bir şey ama hayvanlara geldiğinde aslında bu güzellik algısı hala devam ediyor. Kokusu yani sağlıklı olduğunun göstergesi olduğu için zaten hayvan veya böcek neyse oraya gidiyor. Burada bir örneği de şundan vereceğim. Mesela fahişe orkide denilen bir orkide var. Ophirus orkidesi. Aslında bunun yaptığı şey çok basit. Ophirus orkidesi tozlaşmak için kendini böcekli bir böceğin aynı dişi haline benzetiyor. Yani tam o halde arkadan baktığınız zaman işte kavim şeyleri kıvrımları işte yapısı o sivriliği hep o arkadan baktığınızda o dişi böceği andırıyor ve dolayısıyla o çiçeğe gelen böcek bir sözde çiftleşme sağlıyor. Yani dişi böcekle beraber olduğunu zannediyor ama aslında olmuyor. Orkideyle beraber olmuş oluyor. Dolayısıyla tozlaşmanın önünü açıyor. Yani çiçeklerin bu tip geliştirdiği stratejiler var ve bu aslında evrimin ön koşulu oldu. Burada bir şey daha söylemek gerekiyor. Tabii çiçeklerden işi açmışken gene biyoçeşitlilik kavramı ortaya geliyor. Ki buna şimdi elma, lale ve işte patates de daha derin geleceğiz. Yani doğada normalde bir bahçenin aksine birlikte bir yaşam var ve her bitki birbirinin zararlısıyla veya da birbirine rekabet eden bir ortamda. Ve aynı zamanda birbirine mücadele ettikleri için sürekli bir fetih ve direnç nasıl diyeyim kısır döngüsü var. Yani bir tür başka bir türün önüne geçtiğinde bir şekilde bir mutasyonla öbür tür yok olmamak adına başka bir tür şey geliştiriyor. Direnç. Başka bir direnç geliştiriyor. Tabii bu direkt bilinçli olmuyor ama hani sonuç olarak buna geliyor. Yani amaçlayarak tabii ki de bu tür beni şöyle yok etti dur bakayım ben böyle yapayım da üstüne çıkayım gibi bilinç yok. Yani zaten evrimin genel şeyine karşı bu ama bu direnç fetih kısır döngüsü aslında bir denge yaratıyor. Fakat bahçe kavramı ortaya gelince bir yabani otlardan zaten temizliyoruz. İki tamamen birbirini aslında doğada asla bulamayacak ürünleri veya bitki birbirle birlikte getirdiğimizde aslında bir kısa bir laboratuvar deneyi gibi oluyor. Yani şey bir bahçeli bir ortamda melezleştirme çeşidi dolayısıyla doğal ortamdaki rekabetten arınmış olduğu için çok daha farklı çeşitlilik sağlayabiliyor. Şimdi elmayla kitap ilk bölüm zaten başlıyor. Şimdi yenilmek istemeyen bitkilerin çoğu tadında acı
alkaloid denilen bir nasıl diyeyim salgı bir tat üretiyor. Ve insanlar bunları genelde evcilleştiremiyorlar ya da tercih etmiyorlar. Bazılarına zehirlenebiliyorlar, bazıları halüsinatif şeyler, deneyimler ortaya çıkarıyor. Elmanın ise çekirdeğinde şeker var. Ve bu hemen çekirdeğin o şeyde etrafındaki o şeker tam olgunlaşmasından sonra ancak filizleniyor diyelim. Olgunlaşana kadar belirli savunmalarla, belirli kokularla, belirli böcekleri, belirli şeyleri de uzak tutuyor. Dolayısıyla buradaki o tatlılık insana çekici gelmek zorunda kalan bir şey oluyor ve elmanın dolayısıyla seçilmesi bu anlamda tesadüf değil. Aslında çekirdeğine siyanür ama etrafındaki o etli yerinde şeker var ki bu arada enteresan bir çalışma. Antropologların yaptığı çalışmaya göre tatlılık evrensel ama mesela diğer ekşi, acı gibi nasıl diyeyim duyular kültürden kültüre değişebiliyor. Ama mesela tatlılık evrensel olarak herkese tatlı geliyor. Bu enteresan bir araştırma. Ve zaten elmanın şöyle bir avantajı olduğu için de bugün bu döneme geliyor. Tabii ki de tatlı olmasının çok büyük avantajı var ama elma iki türlü yetiştirebilirsiniz. Ya aşılama yaparak ki bu sonradan gelişmiş bir şey. Yani bir bitkiyi işte onun DNA'sını başka bir bitkiye aşılayarak hani onun türlerin oluşmasını sağlamak. İlk kez Çinliler buluyor bu arada. İlk kez Çinliler buluyor bunu. 10 ya da 11. yüzyıl. Aynen 16 diye hatırlıyorum. O neyse onun dışında da yapabiliyorsunuz. Çekirdekten türeyebiliyor. Şimdi normalde bitkiler aşılama yöntemiyle geliştirilir. Fakat elmayı çekirdeğinden geliştirdiğinizde şöyle bir mutasyona açık hale geliyor. Hiçbir çekirdek birbirine benzemiyor. Dolayısıyla sizin yediğiniz bir elmanın çekirdeğini ektiğinizde ona da çöğür deniyor zaten. O tam elma da olmuyor. Çıktığında yediğiniz elmadan çok farklı bir tada ulaşabiliyorsunuz. Tamam bu ölçek ekonomisinden bakarsak yani aynı tadı tutturma ve aynı türden milyonlarca yetiştirerek aslında daha avantajlı hale gelme bakış açısından bakarsan hoş değil. Ama evrim açısından bakarsan sürekli farklı bir tipe ulaştığın için çöğürle. Dolayısıyla sürekli mutasyonun önünü açıyorsun ve o bitkiyi daha dirençli hale kılıyorsun. Çünkü bir monokültür oluşturmak ki biz bunu İrlanda patates faciasında yaşadık 1588 olması lazım. Monokültür olduğuna bir tipte o bitkinin ya da ürünün tipine karşı bir diyelim ki mantar olsun bu. Zararlı bir mantar geldiğinde bütün bahçeniz tarumar oluyor ve aç kalıyorsunuz. İrlanda'da tam bu oldu. Çünkü tek bir patates tipini yetiştirdiler. Dolayısıyla monokültür olduğu için facia oldu. Ama elmanın çekirdeğinden yetiştirdiğinizde bu olmuyor ki bu bizi Johnny Appleseed'e götürecek. Evet, Johnny Appleseed'in özelliği Amerika'ya, Ohio'ya gittiğinde kendisi direkt senin de söylediğin gibi çekirdekleri ve yanında götürüyor. Diğer aşılı olanlar belki daha yenilebilir ve üretmesine rağmen oradaki melezleşme ve çeşitli yerlere ektiği için elmalar müthiş şekilde çeşitleniyor ve birbirinden farklı oluyor. Tabii bunların birçoğu o sırada yenemeyecek elmalar çünkü tatları çok oluyor, ekşi ya da işte acı oluyor. O yüzden de şöyle bir kültür başlıyor. Fermente edilerek elma şarapları oluşturuluyor. Şimdi bunun nedenlerinden biri bir kere elma Amerika'da nadir tatlı meyvelerden biri. Üzüm olmadığı için dolayısıyla üzümden şarap elde edilemiyor. Var ama çok nadir tadı, yani tadı şey. Çok şey. Tadı da çok tutmuyor ama elmada bu tutuyor ve bununla ilgili bir sürü elma aslında ana ihtiyaç giderici olarak elma şarabı olarak hatta Amerika'nın şarabı aslında elma şarabı olarak birkaç yüzyıl öyle geçecek. Bir düzeltme yapayım ikimiz de yanlış bilmişiz. Aslında aşılama tekniği milattan önce 2000 yılında bulunmuş Çinler tarafından. Biz bayağı ileri gittik. Öyle mi? Özür dileriz. Elmaya dönersem de aslında Johnny Appleseed'in şöyle bir önemi var. Mesela bugün hala Ohio'da Johnny Appleseed rezene ekmiş oralara ve sonra o rezene otu da tabii yapmış yani damlanıp budaklanıp orada yerleşmiş. Yani aslında ekolojiye direkt müdahale var burada. Fakat kötü bir kokusu vardır onun. Hani az miktarda siyanür de içeriyormuş. Evet, sıtmaya karşı mı ne olsun dedikmiş. Mesela bugün hala Ohio'da bir kısım insanın bu ota rezeneye Johnny Otu dediklerinden bahsediyor kitapta. Bu enteresan bir anekdot. Ama senin dediğine dönersek aslında şöyle bir şey var. Şimdi Amerika'da bir iskan politikası var o zaman. 1830'lar, 40'lar, 20'ler o dönem ki zaten Johnny Appleseed de 1700'ün sonuyla 1800'ün ilk yarısında arasında yaşamış bir insan. Johnny Appleseed'in en büyük bulduğu taktik ki elmanın yetişmesini ve dalanıp budaklanmasını o sağladı.
arazilere elma fideleri dikiyor ama hani çekirdekten. Ve ya satın alıyor arazi ya da daha satın almadığı arazileri dikiyor. Ve yeni gelen yerleşimcilere bir yemek satıyor, yani fide sağlıyor. İki, aslında çok akıllıca bir şey yapmış oluyor. Amerika'nın iskan politikasına göre uyumlu olmuş oluyor. Niye? Amerika'daki iskan politikası o zamanlar siz bir araziye yerleştirdiğinizde elma yetiştirmenizi zorunlu tutuyor. Ve elma vermeniz gerekiyor. Bu da yaklaşık bir 10 sene falan sürdüğü için oradan hani tamam tabii ki yetişme daha kısa ama belli bir rakama ulaşmak, doyurucu hale gelmesi sizi o toprağa bağlıyor. Buradaki amaç da emlak spekülasyonunu azaltmak. Yani biri alıp da araziyi sonra daha üstüne başka birine vermesin diye. Fakat birçok insan bunun maliyetini de katlamak istemiyor. Yani gelip de orada elma yetiştirecek, uğraşacak o fidelerle. Dolayısıyla Johnny Appleseed önce arazileri alıp oraları da elmalar dikerek insanları bu dertten kurtarıyor. Ve dolayısıyla öldüğü zaman 4800 kilometre kare birinci sınıf araziye sahip olarak ölüyor. Ama yaptığı en önemli şey aslında kendi kazandığı ekonomik çıkarı kenara koyarsam elmanın Amerika'da tutulmasını sağlıyor. Bugün Amerika'da yetiştirilen elmaların çoğu o dönem Johnny Appleseed'in ektiği çöğürlerden gelme ve o kadar fazla çöğür ekiyor ki çok fazla bir tip demek, farklı tür demek. Buradan o asıl şu anda Amerika kullanan elmaların ataları olmuş oluyor. Bu açıdan çok önemli yaptığı şey. Hatta buna büyük elma hücumu da deniyor. Çünkü Johnny Appleseed'in yaptığından sonra birçok insan aynı yola başvurup işte tatlı bir elma bulup onu yetiştirip Amerika'da böyle satmak istiyor ama başaramıyor. Aslında Johnny Appleseed'den bahsetmemizin en büyük sebebi insan eliyle yapay seçilimin aslında ama genetik mühendisliğe girmeyerek elmaları ekmesi ve önemlisi elmanın bu mutasyona açık hali olan, yani çekirdekten her ekildiğinde farklı tip çıkıyor ya, bunu açık hali olarak uyuması ve aşılama tekniğine gitmemesi. Yani aşılama tekniği hiç kullanmıyor. Bu çok önemli nokta. Şimdi Dionysos'un aslında klasik mitolojik antik Yunan tanrısıyla Johnny Appleseed arasında bir benzerlik görüyor. İkisi de biri şarabı fermente ederek insanlara armağan ediyor ve onları baştan çıkarıcı aslında bir durum sunuyor. Çünkü yani doğadaki her şey illa, zaten bu kitapta da geçiyor, yararlı bir işlevi olduğu tartışılır. Ama tabii ki burada birçok ihtiyacı da karşılıyor, o anlamda söylemiyor. Dionysos'un şeyi daha melez. Yani bunu aslında bir metafor olarak kitap boyunca kullanacak. Şarapla, yani o sarhoşluk, mayhoşluk hissini veren, bizi kendimizden geçiren bitkiler ve daha uyumsuz olanlar için Dionysos'u kullanıyor. Çünkü o sarhoşlukla beraber aykırı olan, yani bir örneğin lale örneği geleceğiz şimdi, böyle daha az değinmek istiyorum ama simetrik ve tek renkli olanların yanında kırılan başka bir lale rengi, daha böyle siyah ve mora kaçan aslında Hollanda'da çok el üstünde tutulacak, çok kıymetli olacak. Yani hem güzellik algısında simetrinin ve tek düzeliğin çok geçerli olduğunu, bunu birazcık Apollon usulü diyecek. Yani o tek düzeliğin, simetriğin makbul olması. Hem de o Dionysos'un verdiği şey, sarhoşluk hissi, aykırılık hissi olan bir de farklı bir botanikçilik türü. Bu ikisini sürekli ayıracak ve bir diyalektik ilişkiyle yorumluyor kitap boyunca yazar. Elmanın tabii bir olayı daha var. Hani artık lale'ye girmemiz lazım yavaşta ama tersini işleyen bir yön. Patatesle elmayı karşılaştırayım. Hani patatesle bir atlama yapmış olurum. Elma mesela cennetteki işte edilen tasvirde, cennet tasvirinde diyeyim, işte meyve var bir tane o bahçede. Fakat o bahçe aslında elma değil. İncil'de öyle bir şey yazmıyor. Oradaki bahçedeki meyve deniliyor ama bunu elma diye çeviriyorlar Hristiyanlar ve sonra öyle kalıyor. Dolayısıyla böyle olduğu için Amerika'da elmanın kabullenmesi de çok hızlı halde oluyor. Yani hemen evet bu İncil'de var gibi. Ama mesela patateste öyle olmuyor. Bu çok enteresan bir bilgi. Patates ilk, biliyorsunuz, patates ve domates Avrupa'da yoktu. Bunlar aslında Amerika bitkileri. Aslında birçok bildiğimiz padişah veya işte önemli kral ne derseniz hayatları boyunca patates ve domates yiyemeden öldüler. Domates, biber, patlıcan diye. Komik bulduğum bir şey yani, neden ona örnek. Neyse, patates ilk geldiğinde Avrupa'ya aslında yani soğuk yerlerde yetişebilen bir şey. Ve dolayısıyla Kuzey Avrupa için çok önemli. Çünkü Kuzey Avrupa o zaman buğdaya bağımlı. O zaman ekilecekken açlardı. Ekemiyorlar. Çünkü şeyde geçmiyor. İncil'de geçmiyor. İncil'de geçmediği için de bu cüzdan yapar. Bu insanları işte ahlaksızlığa sevk eder gibi bir yorumlarla ciddi şekilde kilise mücadele ediyor patates ekilmesi. Ama sonunda önünde duramıyor. Bu da dinin hem elma hem de patates konusunda ne kadar farklı işlediğinin bir örneği. Tabii de elmada Albrecht Dürer'in de çizimleri vardır elmayla ilgili. Onun da avantajları var. Lale'ye geçersek eğer, sen bir şey söylemeyeceksen eğer.
Yok, lale ya şey patatese geçince benim kafam karıştı. Ha peki, istiyorsan yok, patatesten devam edelim. Yok, lale'den devam edelim. Peki, biliyorsunuz lale devri çok bildik bir devir. Üçüncü Ahmet olması lazım, doğru düşünüyorum. Evet, evet. 1703 ile 1730 arasındaki lale devri Osmanlı'nın o şatafatlı ama aslında battığı dönemlerden bir tanesidir. Lale'nin şöyle bir önemi var. Aslında bir kere lale tulip kelimesi İngilizce türbandan geçiyor. Turban kelimesinden. Yani aslında atası bu tarafta, buradan alınma. Zaten lale soğanları da ilk 1554'te bir diplomat olan ya da büyükelçi diyeyim Busbeck tarafından, Avusturya diplomatı, bir saraydan yani İstanbul'daki saraydan Avusturya, Viyana'daki saraya gidiyor. Fakat sonra Hollanda'da inanılmaz derece yer buluyor. Yani aslında 1700'lerde lale devrini Osmanlı yaşamadan önce lale devrinin çok bir benzeri Hollanda'da yaşanıyor. Bunu anlatmamın sebebi neden? Çünkü lalenin ya bir bitkinin aslında hani hep genel baştaki soruya dönüyorum. Hani biz hep bitkileri seçiyoruz, bitkiyi yönetiyoruz ve bitkileri hep böyle yönlendiriyoruz ya. Acaba bitkiler bizi ne kadar yönlendirdi? Oraya dönüyorum. Lale Hollanda'da ekildiğinde bahçeye aslında bir statü kazanıyor. Yani işte bak benim bahçemde dik bir lale var. Ben çok sofistike bir insanım. Sanata, bitkiye, doğaya çok önem veriyorum. Böyle bir önemim oluyor. Bir de şöyle bir şey var. Hollanda sonuçta alçak bir ülke. Sürekli yağmur alan, balçık olan ve çok toprağın da az olduğu. Çünkü Hollanda zaten küçük bir yer. Dolayısıyla toprak az olunca değeri de çok artıyor. Böyle bir ülke. Dolayısıyla buradaki aslında bütün görmüş olduğunuz güzel kanallar veya da arklar hepsi drenaj yapmak için zamanında insan eliyle yapılmış şeyler. Yani aslında ortam ya da ne bileyim coğrafi şart çok hoş değil. İnsanların eliyle zorlama olarak yapay bir şekilde güzelleştirilmiş bir yerden bahsediyoruz. Burada demin verdiğim aslında örneklerden biri geçerli. Apollon'cu bir zevk diyor, estetik zevk evet, diyor kesinlikle. Lale için. Ya dinde bir gül gibi bir etkisi yok. Yani gül gibi işte güzel kokulu gibi. Ya da zambak gibi bir etkisi yok. Çok daha işte tek düze, simetrik, kapalı. Taç yapraklarının kapalı olan bir şey ama çok simetrik olduğuna ve bu zevki estetik olarak tek düze ama rengarenk, yani uzaktan baktığımızda güzelliğini algıladığımız bir nesne diyebiliriz. Ve Osmanlı'dan sonra Hollanda'ya geçtiği zaman Hollanda'nın en ekonomik anlamda en iyi olduğu dönem aslında ama lale geldikten sonra çöküş dönemi de olacak ve artık lale gerçekten bir lüks göstergesi. Aynı başka programda işlemiştik. İngiltere'de çimlerin ekilmesinin lüks göstergesi olduğu gibi. Lale açık arttırmayla satılan, senet karşılığı satılan, üzerine aynı mortgage gibi belirli açık arttırmaların yapıldığı bir hale geliyor. Ve bu epey de değerli bir şekilde sürüyor. Burada en değerli laleler peki hangileri? Onlar da kırılmaya tabi olan laleler. Çift renkli. Mesela binlerce lalenin arasında çift renkli bir şekilde ortaya çıkan ve bu çift renkin karışımından böyle mora ya da böyle siyaha o renk cümbüşünün ve simetrinin içinden adeta böyle kabak gibi böyle değişik bir tarzda aradan fırlayan şey en değerli ve bununla ilgili müthiş paralar dönüyor ticareten. Halbuki bunu böyle hale getiren bir virüsmüş. Bu 1920'de galiba. 20'ye kadar bu anlaşılmıyor. Yüzyıllarca en değerli olanın bu olduğu düşünülüyor. Halbuki o virüs bütün lalelere zarar verebilecek, doğa seçilme zarar verebilecek bir etki ve insanlar onu eşleştirerek evet. Ve başka yani çoğaltarak adeta aslında lalenin geleceğini riske atıyorlar diyebiliriz. Aynen. Sen de istersen virüsle ilgili anlat. Aslında çok güzel bir noktaya değindin. Yani biz insan eliyle resmen lalenin aslında virüsün laleye bulaşması ve devam etmesini sağladık. Niye? Estetik şeylerden. Hatta Osmanlı'da da bu çok önemlidir. O lale devrinde işte sarayda yapılan işte festivaller, lale festivalleri diyeyim ona. İşte bir top patlatılır. İçeriden işte harem ağasıyla beraber cariyeler dışarı çıkar. Üzerine gittiği kıyafet lalenin rengiyle aynıdır. Yerde işte dev kaplumbağalar vardır. Üzerinde mumlar taşır. Altın varaklı kafeslerin içerisinde öten kuşlar vardır. Yani şimdi kafanıza getirin ve laleler hep böyle korunarak konulur ki bir de laleye Osmanlı'nın atfettiği ayrı bir şey var. Taç yaprakları çok büyük olmayacak. Çok yayvan olursa onu kısacaksın. Çünkü o erkeksiliğin de bir göstergesi. Yani ayıp falan. Yani estetik açıdan baktığında lalenin ne kadar önemsendiği ama bir de Hollanda'dan intihar ediyorsun bunu tabii. İki ülkede ne kadar kötü duruma düşürdüğünü görüyorsun. Çünkü Hollanda 1635'te öyle bir hal alıyor ki lale karşısında senet veriliyor. Yani lale alacaksın, senet veriyorsun, altın veriliyor falan ve
yani ciddi ekonomiyi bozuyor. Ve en son bir açık arttırmada artık fiyatları ödeyemedikleri için ciddi anlamda bir ekonomik krizin nedenlerinden biri de lale krizi olarak gösteriliyor. Aynen. Burada bir de ikonografiden bahsettin, o da çok doğru. Yani işte gene normalde mesela lale, işte zambak ve gül, işte aslında dini motifler olması, ama lale ile ilgili çalışmaların öyle olmaması. Bir de lalede şöyle bir nokta daha var. Aslında lale biraz da seküler bir çıkış yaratıyor. Yani niye? Normalde laleye kadar çok daha faydacı yaklaşıyorlar insanlar bitkilere. Yani işte ne parfüm yapıyorlar, ilaç yapıyorlar içinden, yiyorlar falan. Ama lale hiç öyle bir şey değil. Yani İngilizler mesela zeytinyağıyla galiba tarçın döküyorlardı içine, ama o öyle servis ediyorlar. Almanlar pişiriyor soğanlarını, lale soğanlarını, öyle yedirmeye çalışıyorlar. Parfüm yapmaya çalışanlar. Parfüm yapmaya çalışıyorlar. Hiçbir şey olmuyor. Yani ama bu da aslında bir şey, bir çıkış oluyor. Yani lalenin ilk defa bitkinin faydacı değil de daha estetik yaklaşım geliştiren bir yönü var. Çok kritik bir şey daha vardı onu unutmadan. Lalelerin peki o kırılanlarını seçmemiz, yani onların doğal seçilim açısından dezavantaja sahip olması aslında bizim yine gözden kaçırdığımız bir şey. Aslında virüsün tarafından avantaj sağlayacak. Belki virüs o rengi veriyor, değişimi veriyor ve insan yine seçerek bu sefer de virüsün avantaj sağlamasını, virüsün direnişine, direncine neden oluyor. Dolayısıyla ya aslında kitap boyunca şeyi görüyoruz. Yani doğanın planı bizim düşündüğümüzden, hesapladığımızdan çok daha farklı çatışmalar içeriyor. Biz sadece tek canlı türü için baktığımız anda yanılmaya başlıyoruz. Aynen. Çünkü doğal seçilim bir ilişkiler bütünü. Aynen. Şu an hani elma ve laleden bahsettik. Hani hem estetik olarak etkileri, ondan sonra dini olarak, sanatsal olarak etkileri veya bizim tam tersi onlara kattığımız şeyler. Burada aslında ilerleyip biraz da halüsinojenik bitkilere girmek istiyorum. Burada gene kitapta üçüncü bir kısımda halüsinojenik bitkiler. Orada şu vardı. Mesela kenevir bitkisini ele alıyor ve diyor ki kenevir bitkisi içinde THC denilen bir gen var. Ve bu gen aslında bütün kenevir bitkisini kullandığınızdaki nasıl söyleyeyim, yarattığı etkileri yaratıyor. Yani bu THC bitkisi işte ne bileyim başınızın dönmesi olsun, tam akıllıca düşünememeniz olsun veya rahatlamanız olsun gibi gibi etkiler. Peki bu etkiyi THC bitkisi aslında ne için yapıyor? Ne için var? O bitkiye bir böcek yaklaştığında ve o böcek o bitkiyi yediğinde, THC olduğu için yapraklarında o kenevir bitkisinin, bitki onu yediğinde sersemleşiyor, aptallaşıyor ve en önemlisi unutuyor. Çünkü tam olarak THC bitkisi, ki insanın beyninde de aynı noktalara gidiyor. Hatırlama, duygu, hani insan beyninin üzerine gidiyorum. Yani amigdala olsun, frontal korteks olsun, hipokampüs olsun gibi o bölgelere etki edebiliyor. Böcekte de tabii ki benzer bir beyin yapısı olmasa da benzer bir etki sağladığı için böcek onu unutuyor. Aslında bu bir savunma mekanizması. Fakat işin enteresan yanı, araştırmalar sonucunda bir insanın beyninde bu THC'leri alabilecek reseptörler, kanabinoid reseptörler deniyor buna, olduğu ortaya çıkıyor. Yani aslında THC doğada zaten var ama sende eğer hani o enzimler öyle çalışır ya, anahtar ve kilit felsefesiyle, yani sende o kilit olmasa o anahtarın bir önemi yok, ama sende o kanabinoid reseptörlerin olması insanda THC'nin sana etki edebilmesini sağlıyor. Bu birinci bilgi. İkinci bilgi şu ortaya çıkıyor, 1920'lerde galibaydı, hatırlamıyorum tam olarak. İnsan beyni de THC üretiyormuş. Evet, zaten TSI yani molekülleri bizde de mevcut. Ve üretiyorsun kendini. Ve sürekli kendi kendine de üreten bir şey. Bu kanabinoid sistem bayağı araştırmış yani kenevrin etkisini. Kendisi de birazcık karşı, aynı zamanda savunuyor gibi, böyle bir garip. Şimdi ne yapıyor bu? Aslında kanabinoid sistem, yani nörobilimcilere göre bir annenin doğum yaptığındaki acısını unutmasına da sağlayan, bizim hafızamızdaki birçok acının bir şekilde eksilmesini sağlayan bir nasıl diyeyim, uyuşturucu mekanizması. Rahatlatıcı. Hani bazen böyle beynimiz kendini böyle dondurur. O kadar fazla acımız vardır ki artık bir şey hissedemeyiz. Bu tabi onu kanabinoid sistem yapıyor. Aynı zamanda bu ağda serotonin, dopamin, endorfin gibi şey enzimler ve şeyler de var. Salgılanacak. Dolayısıyla şimdi TSI alındığı zaman, bu arada şöyle bir tarih de var. Amerika'da yasaklandıktan sonra işin ilginç tarafı da, evet bu aslında haklı bir soru, afyondan çok kenevire daha büyük şeyler var, cezalar var ve 50 bin kişi bu yüzden hapishanelere giriyor. Sonra Amsterdam'da yasallaştıktan sonra bununla ilgili iki
çok etkili. Inkida ve diğeri neydi? Sativa. Evet. Sativa daha canlandırıcı bir şekilde. Inkida daha düşürücü, o acıyı daha az hissete, uyutucu bir madde. Bunların ikisini eşleştiriyorlar ve suni ortamda içlerindeki TSC oranını %3'ten %20'ye kadar genişletebiliyorlar. Bu da aslında kapalı ortamda, çiftçilik yerine kapalı ortamda da yetiştirilen bir şeyin insan eliyle daha etkili hale gelebildiğini gösteriyor. Bu ilginç bir deney bu anlamda. Bir de THC'nin hani bu bitkinin şöyle bir önemi daha var. Mesela Nietzsche'nin sözü vardır ya, hani insan işte sürekli geçmişi hatırlayarak ve sürekli tarihe değer vererek yaşayamaz. Anlatabiliyor muyum? Çünkü hani kafayı yersiniz. Hani dolayısıyla unutmak bir savunma mekanizmasıdır. Unutabildiğin kadar yaşarsın. Her şeyi hatırlarsan o zaman hem duygusal yükü kaldıramazsın hem de aynı zamanda beynin o kadar fazla şimdi bildirim var ki beyne. Yani bir yere baktığınızda çok fazla şey algılıyorsun. Eğer bunun arasından düzgün seçimi yapamazsan ve unutmayı da sağlayamazsan o zaman zaten hareket de edemezsin. Şimdi bu noktada aslında THC'nin bir de öyle bir görevi var. Unutkanlık sağlıyor. Yani unutkanlığın önünü açıyor ki bu çok önemli bir şey. Mutluluk açısından da öyle. Yani sen geçmiş yaşadığın her şeyi düzgün hatırlasan ne kadar mutlu olabilirdin? Ki bizim ne kadar hafızalarımızın aslında gerçek olmadığı, birçok olayı yanlış hatırladığımız veya hatırlamak istediğimiz gibi hatırlayıp hani kaydettiğimizde başka bir konu. Dolayısıyla aslında beynin kendi ilacını yaratması gibi bir şey oluyor THC. Yani beyin THC kendi öte kendini koruma altına alıyor aslında. Söyle. Daha çok şey THC'nin yaptığı şeylerden biri kısa süreli hafızayla aslında oynamak. Şimdi kısa süreli hafıza senin de söylediğin gibi çok fazla veri olduğu için ve bunların sadece bir kısmını işleyebildiği için beyin muhtemelen orada bir eleme gerçekleşiyor. Elemeden dolayı da tek bir şeye konsantre olabiliyorsun. Yani belki işte meditasyon, çeşitli dualarla ya da belirli ayinlerle müzik çalarken ya da yazarken sanatçıların konsantrasyonuyla alakalı olan bu. Yani sadece o anda olmak ve kısa süreli hafızayı sürekli iptal edip yerine daha yaratıcı olan düşünceleri bulabilmek. Nietzsche'nin de bununla ilgili bir sözü var. Yani geçmişe takılmayan insan, belirli yerlerde bırakabilen insanın ancak ilerleyebileceğini mutlu söylüyor. Olabileceğini, mutlu olabileceğini, daha yaratıcı belki olabileceğini söylüyor. Bence mesela Sanskritçe'de bu THC'nin aslında ilk bulunma anandamit denilmesi ve onun da aslında içeriden gelen mutluluk anlamına gelmesi de bence çok ironik. Yani senin işte o aslında o maddeye ne kadar bağımlı olduğunun ve kendini niye ürettiğinin de bir göstergesi. Burada devam etmek gerekirse söyleyecek maddelerle ilgili bir şey daha söyleyeceğim. O da beni çok şaşırttı. Hani İngilizisyon zamanında işte Papa Innocent olması lazım. Biliyorsunuz işte cadı avı başlatıyor ve işte cadıları öldürüyorlar. Ama mesela hani hep cadı denir de hani nesi cadıydı acaba falan. Ya da finalde anlatırken genelde kadın düşmanı olarak da gösterilir ya bu. Şu ortaya çıkıyor aslında. Ben bunu hiç düşünmemiştim. Belki de benim için yeni bir şeydir. Aslında o cadı denilen insanların çoğunun yani büyük bir kısmının bu tip bitkileri zaten kullandığı psikoaktif bitki denilen ve onun hatta birilerini iyileştirdiği de anlatılıyor. Yani onun yarattığı etkileri aslında cadı olan kişi yaratmıyor da verdiği bitki yaratıyor. Ama tabii orada o zamanlar hani öyle algılanıyor kilise tarafından. Birçok dini pagan ayinlerinde de kullanılan. Evet, kullanılan bir şey. Eski Moğollar haricinde hemen hemen hepsinde olan yani. İşte ayahuaskalar var. Halüsinojenik madde içeren ve bunlar aslında kültürel ve dini gelişimde de çok önemli rol oynamış olabilir. Çünkü evet. Senin yeryüzündeki şeylerle artık yetinmemen ve başka bir algıyla hayata bakabilmeni sağlıyor. Yani Platon'a kadar gidersin. Hani Platon, Aristoteles onların işte ayinlerinde de bu kullanılırmış. Ama orada şöyle bir şey var. İşte bu belki idea dünyasını öyle yarattı. Mesela yani. Platon hatta diyor ya şu an yaşadığımız, yani algıladığımız dünya aslında algıladığımız dünya olmayabilir. Başka ikinci dünyada başka şeyler algılıyor olabilir. Aslında gerçeklik o gibi. Gerçeklik o gibi. Neyse. Aslında Papa Innocent'in yaptığı şey cadıları avlıyor ama kullanılan bitkileri tıpa kaydırıyor. Yani kullanılmaya devam ediyor. O bitkileri yasaklamıyor. Ki burada da bildiğimiz Paracelsus geliyor. İsviçreli doktor. Ki farmakolojinin kurucusu olarak görülür Paracelsus. O dönemde bu bitkilerin hepsinin bir şekilde notunu alıyor. Bu bitki şuna sağlıyor, şuna iyi geliyor gibi ve farmakolojiyi kuruyor. Bu da o dönemden gelme bir şey. Hala da onlar şey kullanılıyor. Aynen. Uyuşturma açısından. Hatta şey afyonun neydi o şeyde kullanılıyor. Yok, ameliyatlarda en çok kullanılanlardan bir tanesi. Senin de aklına gelmiyor. Aslında çok basit bir şey. Sonra hatırlarsan ben söyleyeceğim. Devam edelim. Tamam. Peki biraz patatese geçelim. Artık programın sonuna geliyoruz. Yani aslında bitkilerin ne kadar bize etkili olduğunu ve bitkilerin kendini seçtirebildiğinden bahsediyoruz. Yani bu bitkilerin de kullanılan, artık hangisini seçerseniz seçin, insanın tarafında bir şeye hitap ettiği için, bir arzusunu tamamladığı için insan tarafından seçildiği noktası çok önemli. Hatta hikaye hep tersten anlatmak üzere kuruluyor. Ve hepsi de yararlı bir şey değil. Yani bizim seçtiğimiz hepsi pratik yararlara en azından sebep olmuyor diyebiliriz. Patates
genetik konusu gelindiğinde aslında genetik mühendisliğe giriyor yazar ve şeyden bahsediyor. Bir New Leaf denilen bir patates türü varmış ve bu tür bir firmanın tabii patenti var burada. Bu tür genişte monokültür olarak yetiştiriliyor ve bu türün önemi içinde bir BT bakterisinden gelme bir gen var. Bu gende işte Colorado böceği var, bu patatesi en fazla yiyen, yani onun şey taç yapraklarını yiyor. Dolayısıyla yumru şey alamıyor, besini alamıyor. Dolayısıyla ölüyor patates. Bunu yapmasın diye kendi zehrini kendi üreten patatesi yaratıyorlar. Şimdi burada şöyle bir sorun var. Normalde biz bitkiye ilaçladığımızda bu kimyasal bir zehirlenme ya da kimyasal kirlenme yaratıyor ama biyolojik bir kirlenme yaratmıyor. İkisinin ayrımı çok önemli. Kimyasal kirlenmeden kasıt, evet, siz o salgın olduğunda, özür dilerim, istila olduğunda bir böceklerden veya bir belli bir dönemde o böceklerin mesela yumurtladığını biliyorsanız, o zaman çiftçiler o BT ilacından sıkıyor patateslerin üzerine ve sadece o dönemde o bitkilerin üzerinde kalıyor belki şey ama ilaç. Ama belli bir dönem sonra zaten hem güneşte çözülüyor hem de belli dönemde sıkıldığı için de hani sürekli üzerinde kalmıyor. Gene zararları var. Bu arada o ayrı bir karışma konusu ama durum böyle. Fakat siz bunu bitkinin genetiğinin içine soktuğunuzda bitki artık sürekli bunu üretir hale geliyor. Ve bunun şöyle bir sıkıntısı var. Ya sen sürekli sonuçta birlikte evrim denen bir şey var. Her şey zararlısıyla beraber. Yani diyalektik dedin ya, çok doğru. Zararlısıyla beraber önemli. Sen şimdi bir tane bitkiyi bu konuda bu kadar kuvvetlendirip kendi savunmasını bu kadar yüceltecek, yükseltecek ve karşı taraftaki zararlı böceği veya bitkiyi ne olursa olsun yok edecek şekilde geliştirdiğinde süper böcek olma ihtimali doğuyor. Ki yapılan araştırmaya göre bu bitkiler, yani New Leaf patatesindeki yaptıkları gen değişikliği 30 sene sonra süper böceklerin oluşmasına ve yol açacak. Ve önemlisi o ilaç, yani kullanılan BT aslında şu an ara sıra ilaçlama yapan bütün haşere ilaçların içindeki en önemli bileşen. Sen o bileşeni böylece yok etmiş olacaksın. Aslında bu işte tam antibiyotiklere itiraz edilmesi mantığına benziyor. Yani bir oranda aldığında sen aslında bir virüsle karşılık, evet, veriyorsun. Ne oluyor? Vücudun direnci artıyor. Yani bu da aynı şekilde. Sen eğer BT bakterisini her yere biyolojik şekilde yayılmasına neden olursan, buna karşı da böcekler direnç kazanacak ve yine doğal ekosistem dengesini bozabilecek bir şey oluyor bu. Dolayısıyla bu genomların değiştirilmesiyle, genetik mühendisliğiyle ilgili şu anda günümüzde en önemli tartışmalardan biri. Biyolojik dengeyi bozacak mı uzun vadede? Çünkü şirketler bunu kontrol ettiği için kar amaçlı daha çok bakıyorlar. 20 yıllık, 30 senelik planlarla hareket ediyorlar ama doğa çok daha kısa, bazen kısa vadede bazen uzun vadede değişimler bir de içeriyor. Bir de böyle şeylerde yaşadık. Mesela DDT denilen bir madde vardı. Yine bu böcek haşeri ilacı. Bu kullanıldığında bu sefer buna maruz kalan kuşların işte yumurtalarının kabuğunun inceldiği ve öldüğü, dolayısıyla kuşların popülasyonu düştüğü ortaya çıktı. Yani bunun ekolojik olarak çok büyük etkileri var ama bunun hepsi aslında tek bir kelimeye geliyor. Artık sonuna geldik programı. Dolayısıyla hızlanayım. Monokültür. Siz monokültür ektiğinizde, yani tek tipten ektiğinizde çok açık hale geliyorsunuz saldırıya. Yani patatesler aslında 1532'lerde işte İnkalar zamanında ekilmiş, yani o zamanlar ekilen bir şey. Tabii 7000 yıllık bir geçmişi var ama İnkaların en önemli özelliği şu. And dağları birbiri set set ve işte set set olduğu için de hem dikey şey var, coğrafya var. Hem de çok rüzgar alıyor, güneş var ama farklı alım, yani rüzgar ve güneş alımı çok farklı. Çünkü set set yaptığın için yani rakım arttıkça o bitkinin maruz kaldığı süreç de değişiyor. Dolayısıyla da And dağlarındaki İnkalar her katta farklı bitki, farklı patates tipi yetiştiriyorlar ve yabanilerle beraber oluyor. Dolayısıyla da herhangi bir bitkinin bir mantarı geldiğinde, yani bir patatesin A tipinin mantarı geldiğinde sadece A tipi bir ölüyor ama B, C, D, E devam ettiği için bir açlık olmuyor. Ki İnkalar o zaman İspanyollar gittiğinde Peru'ya, Peru bölgesi olması lazım oranın, en gelişmiş tarım sistemine sahip olanlar. Fakat bugün ölçek ekonomisinde biz bunu yapamıyoruz. Çünkü niye? A tipinden 500 tane, B tipinden 300 tane yetiştirmek ekonomik olarak o firmayı götürmüyor ya da karını azaltıyor. Ama monokültür ektiğimizde tek yatırım olduğu için, çok gayet kapitalist bir bakış açısından bakarsam, daha avantajlı oluyor. Dolayısıyla bizim gene kültürel evrimimiz bitkinin evrimliğine ters düştüğü için bu konuda sorun yaşıyoruz. O yüzden zaten İrlanda'da sorun yaşadı diyeyim. İrlanda kısmını sana bırakayım. Bahsettiğin gibi, yani hızlanacak olursam, biyoçeşitlilik açısından İnkaların farklı patates çeşitleri ekmesi çok büyük avantaj sağlıyor. İrlanda'da ise İngiltere 17. yüzyılda topraklarına el koyduğu için, evet, çoğuna üretebilecekleri bir durum yok. Yeni buğday üretimiyle alakalı yapabilecekleri bir şey yok. Dolayısıyla temel gıdaları patates haline geliyor. Sadece patatese bağladıkları için de, ve burada monoçeşitlilik hakim. Biyoçeşitli, yani farklı farklı patatesler ekmek yerine tek çeşit ekiyorlar. Ve patateslere bir mantar bakterisi bulaştığı anda
büyük bir kıtlık oluyor ve 1 milyon kişi maalesef bu konuda telef oluyor. Evet. Bu çok büyük tartışmalara da neden oluyor. Hem Ricardo, Adam Smith, patatese geçmeyelim. Çünkü patates buğday gibi sanayileşmeye, uygarlığa uygun bir ürün değil. Hemen topraktan alırsın, onu pişirirsin, yersin vesaire. Çok kısa hemen tamamlayayım, az özetlememiz gerekiyor patatesle ilgili. İrlanda'daki olayla ilgili bu arada bir film izlemek isterseniz eğer, Far and Away, Nicole Kidman'la Tom Cruise'un oynadığı filmde tavsiye ederim. Güzel bir filmdir. Hani İrlandalı köylüler bu patates kıtlığından sonra Amerika'ya göç ederler. Aslında oradaki göç de çok iyi anlatıyor nedenlerini. Bir başka sebep de aslında patatesin en önemli özelliklerinden bir tanesi de aslında kuzeyde yaşayanlar daha çok bitki konusunda daha fakir ya da daha zor olduğu için buğdaya muhtaçlar. Fakat sanayileşme de olduğu için kuzeyde daha fazla oluyor güneye göre. Dolayısıyla yani Almanya'da, İngiltere'de gibi yani bu sanayi devrimi neyse devam edeyim. Patatesin bitki olarak gelmesi kuzeyi güneyden bağımsız kılıyor ve o sanayileşmedeki farkın da önemini sağlıyor. Çünkü buğdaya bağlı olmuyorlar. Bu da çok önemli nokta. Bir de patatesle ilgili iki tane daha bilgi vereyim çok kısa. Mesela İmparator Louis'nin, Fransız İmparator Louis'nin işte şey yaptığı biliniyor. Patatesleri halka anlatabilmek için, çünkü İncil'de yok. Dolayısıyla halka anlatabilmek için kendi ona bir kraliyet havası veriyor. Kraliyettekilerin yediklerinden anlatıyor. Ve böyle başına bekçi dikiyor. Bekçi diktiği için de başına böyle çok önemli bir şey zannediyor. Dolayısıyla halk onu çalıyor, öyle üretiyor. Veya gene Maria Antoinette'in patates yapraklarından şey taktığı, taç yaptığı biliniyor. Dolayısıyla patatesinde böyle bir önemi var. Diyelim. Diyelim daha aslında yani kitapla ilgili vereceğimiz bilgiler var ama bugün güne bakış programı bizden hemen sonra gireceği için genetik mühendisliği çok önemli bir konu. Bununla ilgili başka tartışmalar da yapmak isteriz. Onu daha detaylandırmak isteriz. Ama bugün burada kalalım. Özet bir cümle söyleyeceğim sadece. Yani bu dört bitkiden de anladığımız gibi insan hayatını, insan tarihini inanılmaz etki ediyor bitkiler. Ve onlar aslında bizi, onları seçmemize neden oluyor. Biz onları seçmiyoruz diyeyim. Diyelim burada kalalım. Bugün de eksik olanın sonuna geldik. İyi akşamlar diliyoruz.